Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dur şöyle yapayım da tam olarak gözüksün. Birçok kişinin bugün iş yerlerinde, okulda ya da ne bileyim çeşitli ortamlarda rakip takım taraftarı, arkadaşları tarafından gıptayla izlendiği bir güne merhaba dedik, bir haftaya merhaba dedik. Mesela bizim okulda bir arkadaş vardı. Yani Allah muhafaza Fenerbahçe puan falan kaybetseydi benden tiner isterdi 1-2 kilo. Ulan yeter ki sus artık falan derdim. O tinerle kurtulurdum. Ama çok şükür ki arkadaşlar, yani birilerinin beklediği sürpriz gerçekleşmedi de Fenerbahçe maçı kazandı ve maçı kazanmasının yanı sıra gönüllere taht kurdu. Şimdi arkadaşlar, bazı sıkıntılar var, bazı skandallar var. Bunların hepsini dile getirmem lazım. Öncelikle şunu belirteyim. Bizim videolarımız sosyal medyadaki değerli videolardan bir kesitler içerir. Yani sosyal medyadaki değerli videolardan biridir bizim videolarımız. Onu da söyleyeyim, açık ve net şekilde söyleyeyim. Bizim videolarımızı her zeka kapasitesi anlamadığı için arkadaşlar, videolarımızı yani birçok kişinin anlamaması ihtimali var. Sizler anlayın. Bana gerisi önemli değil. Bana gerisi çok gerekmiyor. İlk olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe İstanbulspor'u 4-2 yendi. Yendi yenmesine. Ancak o kadar şeyler var ki, mesela enteresan bir şey. Bana çok söylediler. Hocam İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarı Alioğlu işte Fenerbahçe'ye 3 Temmuz vurgusu yaptı. FETÖ'cü mü? Şucu bucu. Lan neler neler denildi. Ya ne alakası var diyor. Hocam işte Trabzon'u şöyle, ya saçmalamayın dedim. Arkadaş ne alakası var? Niye FETÖ'cü mü diye sordunuz hani. Merak ettim. Hocam bilet fiyatlarını 307 TL yaptı. 307. 3 Temmuz'a vurgu yapıyor. Yuh dedim. Çüş. İs rış dedim yani. Çüş. Ya ben de Peugeot 307'ye biniyorum. Yani benim arabamda Peugeot 307. Ne demek istiyorsunuz? Ha işin komik tarafı şu. Birçok kişi inanmıyor mu? Tam darbe gününde satın almıştım arabayı. Yani 15 Temmuz 2016'da. Hatta ben arabayı aldım. Bazı gerizekalılar da bana şey dediler. Sen darbe olacağını biliyor muydun, araba aldın? Gerizekalı dedim. Darbe olacağını bilsem arabamı alırım. Gider paraya dolar basar, euro basarsın yani. Arkadaşlar her şeyin altından bir mana çıkartmayın. Allah'tan başkanlar çıkmış demiş ki Fenerbahçe maçındaki bilet fiyatlarının 3 Temmuz'da asla ilgisi bulunmamaktadır. Düşünün yani, adama kadar gitmiş. FETÖ'cü müsün falan diye adama kadar gitmiş o soru. Ciddi söylüyorum bak. Benim haberim yoktu mesela. Ben gülüp geçtiydim. İş o kadar büyümüş. Demiş ki bilet fiyatlarını takımların kuruluş ya da plaka kodlarına göre belirliyoruz. Arkadaşlar mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'tan maçları var. Kuruluş ne? 1903. 903 TL mi hocam? Yok. 34'ün 30'unu başa koyuyorlar. Yanına 0-3 yani 303 TL. 0-3 yazın. Mesela Galatasaray'ın oynasa 305 TL. Trabzon'la oynasa 361 TL. Ha çen bunlar bizi sevmiyorlar. Çupamızı verir miydi? Yani böyle denmez yani. 361 hani plaka koduna göre. Arkadaşlar böyle bir şey var yani, merak etmeyin. Her şeyin altında gözünü seveyim, bunu yapmayın ya. Bak Atilla Salah iyi konuşur. Hocam çok hata yaptı. 4 Haziran 2022 tarihinden bu yana aralıksız olarak her maçta forma giymiş arkadaşlar. 4 Haziran 2022'den bu yana. Bak aralıksız olarak ha. Ya Fenerbahçe'nin maç yoğunluğu var, yorgunluk var. İstanbulspor maçına kısa bir taktik idmanına çıktı. Yani maça çalışamadı bile ve yeni bir teknik direktör geldi. Hangi sistemle çıkacağı bile belirsizdi. Daha dersimize iyi çalışamadık bile ama kazandık. Ya buna odaklanın, gözünüzü seveyim. Saçma sapan o FETÖ'cüm bu FETÖ'cüm, geçin şunları ya. Şimdi maç sonunda Jesus'tan Altay Bayındır'a karşı dikkat çeken bir görüntü oldu. Biliyorsunuz Süper Lig'in 12. haftası Fenerbahçe 5-2'lik skorla rakibini mağlup etti. Karşılaşma sonrasında sahaya giriyor Jorge Jesus. Altay Bayındır'ın yanına gidiyor ve taraftara dönüp destek istiyor. İşte o anlar, izliyoruz. Demeyi çok isterdim ama yani telif hakkı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka Fenerbahçe'ye 5-2'lik skorla mağlup etti. Ve Jesus ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Eşine çok az rastlanır bir şekilde
Maç sonu Altay aldı, tribünlerin önüne götürdü, lehine tezahürat yaptırdı. Ya inanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? İnanabiliyor musunuz? Bunu yaptırdı. Yani zerre sevmem, günahım kadar sevmem. Ama Galatasaray'da bir isim var. Rokos, Roku çocuğu muydu? Roko şıkı şakar. Diyor ki Galatasaray Fatih Terim'i istemiyorum diyor. Jesus gibi birini istiyorum. Kovun Jesus'u biz alacağız demiş mesela. İnanın gıptayla bakıyorlar. Böyle ulan adamlar nasıl lan bunu nasıl getirdi bunlar diye bakıyorlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Ben stadyumun zemininden bahsettim ama arkadaşlar iki gün önce o statta Galatasaray Karagümrük'ü işte ister hakemle deyin ister başka bir şekilde 2-0 yendiğinde Okan Buruk maç sonrasında buruk bir açıklama yapmış, demiş ki yani bu statta oynamak kolay değil diyor ama Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, Sercan Hamzoğlu'nun da dediği gibi zor gözükeni kolay yapıyor. İnşallah daha da güzel şeyler imza atar Fenerbahçe. Şimdi Ren maçında ıslıklanan bir Altay Bayındır ama İstanbul Spor maçında alıp tribüne götüren bir Jorge Jesus gerçekten takdir hak ediyor. Bakın en büyük o mu? Benim gözümde en büyük o. Şu hareketlerden sonra. Eşine az rastlanır bir olay. Bak bunu kimse yapmaz. Ersun Yanal da dikkat çeken Altay Bayındır açıklamalarında bulundu. Bu arada Ersun Yanal'a da buradan selamlar olsun. Kıymetli hocama. Henüz takım çalıştırmayı düşünmüyor. Ama bakalım. Belli olmaz. Belki bir yerde rastlaşırız. Şimdi Ersun Yanal diyor ki Sabah gazetesinin açıklamalarda bulunmuş. Hani insana yatırım yapmak çok değerli. Bir günde olacak şey değil. Uzun süreç. Hani Altay'ı transfer ettiğimizde Fenerbahçe'de direkt oynayacak. Uzun yıllar hizmet edecek iddiasında bulunduk. Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20'li yaşların başındaydı. Ankara Gücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanı. Yani Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili. Karakterine, kişilik performansına, psikolojik, sosyal performansına biz yatırım yaptık diyor. Ya büyük kaleci çok kötü gol yer diye bir söz vardır. Mustera Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı. Basit gol yedi. Uruguay elendi. Kötü kaleci mi? Değil. Altay karakteriyle çizgisiyle Fenerbahçe'nin kaptanı. Bir sonuç bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecek. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor. Kolay kaybedilmemeli. Bak şu cümle var ya. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor. Kolay kaybedilmemeli. Çerçevelet duvar az. İşte zaten Ersun Yanal büyüklüğü de. Değil mi? Biz çok kolay oyuncu kaybeden takımız ya. Çok kolay. Çok kolay. Ama çok zor oyuncu kazanırız. Allah aşkına Crespo'yu kaçıncı maçında ciğerinize bastınız? Joshua King kaçıncı maçta ciğerinize bastınız? Değil mi? Diyor ki Altay Bayındır büyük ihtimalle Avrupa'ya gidecek. Mesela Liverpool yaşadığı efsane şampiyonlarından şimdileri de kötü gidiyor. Ama bu durum kalecisi ya da hocasının değişmesine neden olmadı. Çünkü sonuç odaklı değiller. Süreç yönetiyorlar. Sonuç odaklı gitmek bizlere çok kolay adam kaybettiriyor. Bin yılda tahta çıkarttığımızı bir günde aşağı alamayız diyor. Biz alıyoruz. Altay büyük ihtimalle Avrupa'ya göndereceğiz. O her şeyi yapabilecek potansiyelde. Ha birkaç maçı Altay'a bağlarsak bu bize yakışmaz. Güvenilip yola devam edilmeli. Daha Avrupa'ya gidip bu ülkeyi temsil edecek diyor. Hadi inşallah. Ve gelelim skandala. Arkadaşlar, şimdi ekrana koyacağım görüntü maçın içerisinde bir görüntü. Jorge Jesus İstanbulsporlu futbolcuya tekme atıyor. Ayağa kalk diyor diye anlatıyorlar. İşte yayıncı kuruluş bunu yayınlamadı bile diyorlar. İşte şunu hani sosyal medyada yer alıyorsa bunu Fatih Terim yapsa 8 maç, işte Abdullah Avcı yapsa 5 maç. Niye lan? Abdullah Avcı'yı kolluyorlar mı? Niye 5 maç alıyor? O da 8 alsın. İşte bunu Şenol Güneş yapsa 2 maç alır. En çok demek ki Şenol Güneş'i kolluyorlar diye yazmışlar. Ya bunu yazanda bile akıl tutulması var. Bir kere şu bundan daha az ceza alıyor diye yazıyorsan demek istiyorsun ki en çok bunu kolluyorlar demek istiyorsun. PFDK buna en az 10 maç ceza vermesi lazım diye paylaşmışlar. Katılıyorum. Evet, ilk defa Galatasaraylılara, Beşiktaşlılara, Trabzonsporlulara sonuna kadar katılıyorum. Bilinçli bir şekilde bakın fotoğraf yorumlayıp bilinçli bir şekilde yorumlarsanız sol ayağıyla tekme atıyor, isyan ediyor. Yan hakem de orada eşek başı bu tekmeyi görüyor ama hakemi uyarıp da gel buna kırmızı kart ver demiyor.
Büyük sıkıntı. Hakemin hakemliğinin atılması lazım. Hakemlikten atılması lazım. Derken sezon başından beri en çok kullanan Fenerbahçe'ymiş. Bakalım TFF ne yaptırım uygulayacakmış falan diye çemkirirlerken CNN son dakika haberi girdi. Sevgili Ünal Emin Canbay, değerli takipçimiz, son dakika bilgisi verdi. Sosyal medyada bu bilgiyle çalkalanıyor. Bu görüntüyle ilgili İstanbul sporlu futbolcu İbrahim Yılmaz'da konuştum diyor. İbrahim Yılmaz, İstanbul Spor'un futbolcusu. Ne demiş biliyor musunuz? Jesus karnıma vurdu, böbreğime vurdu, dalağıma vurdu, ciğerime vurdu. Hayvan gibi şey yapıyorsun dedim, yine vurdu. Acımadı, beni öldürmek istedi. Bu harekete nasıl kırmızı kart çıkmaz? Anlamıyorum diyeceğini zannediyorsanız şaşırttı Blackbird olursunuz. Niye? Diyor ki İbrahim Yılmaz, önemsiz bir durum diyor bu diyor. Şaka yoluyla yapılan bir hareket bu diyor. Ya biz burada şakalaştık diyor. Sonrasında da geldi başımı okşadı zaten diyor. Yani bu kadar büyütecek bir durum değil diyor. Ah İbrahim Yılmaz, ah. Fenerbahçe büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz ama kitaplar yetmiyor, kalemler yetmiyor, ciltler yetmiyor. İşte Fenerbahçe büyüklüğü böyle bir büyüklük. Nelerden ne çıkarmaya çalışıyorlar? Niye? Sebep? İşte sebep bu. Ya Fenerbahçe büyüklüğünü böyle alt etmeye çalışıyorlar. Gelin şunu konuşalım. Maşallah diyerek bunu konuşalım arkadaşlar. Ha, Beşiktaş maçı 0-0. Orada verilmeyen kartlar falan filan hepinizin malumu zaten. Ama Larnaka'yı 2-0 yenmek, sonrasında Fatih Karagümrük'e 5 atmak, yine Larnaka'yı deplasmanda yenmek, Ankara gücünü üçlemek, Başakşehir'i yenmek, Ren'le en azından 3-0'dan dönüş yapmak, İstanbul Spor'la bu sonucu almak, Fenerbahçe açısından konuşulması gereken olay bu. Zaten bu tablodan dolayı yanık kremi satışları bayağı arttı. Dünyanın Eczacılar Odası boşuna şey yapmadı. Yani boşuna açıklama yapmadı. Arkadaşlar yanık kreminde patlama yaşanıyormuş. Yani insanlar bayağı yanıktan dolayı şey yapıyormuş. Ve ilginçtir arkadaşlar. Yani ilginçtir. Mesela Maxi Gomez Monaco maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı UEFA tarafından 3 maçta cezalandırılmış. Mesela buna odaklansınlar rakipler. Galatasaray'ın görmediği, Beşiktaş'ın görmediği kırmızıya odaklansınlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Dün mesela Serdar Aziz'in yediği sarı karta bir bakın. Hiçbir müdahale yok. Hiçbir müdahale yok. Oyuncu yerde kıvrandı, taklalar attı. Sarı kart gösterdi. Burada gerçekten en ufak bir şey olsaydı o sarı kartı göstermez miydi? Bir düşünün bakalım. Yani bir düşünün arkadaşlar. Başka hiçbir şeyi düşünmenize gerek yok. Fenerbahçe'yi araştırsanız altından çıkacak tek şeyi zamanında birileri söyledi. Ben söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Rakiplerde çok büyük bir korku var. Niye biliyor musunuz? Çok büyük bir korku var. Sebebini söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü Fenerbahçe'nin alıp başını gitmesinden korkuyorlar. Birilerinin ağıdı bu yüzden. Birilerinin ağıdı bu yüzden. Ya. Bak, size şöyle anlatayım. 13. hafta Galatasaray Beşiktaş maçı var. Trabzonspor Konya Spor maçı var. Allah aşkına, rakiplerin birbirini kıracağı maç haftası. Bitti mi bitmedi? Adana Demirspor o haftayı bay geçiyor. Bitti mi bitmedi? Fenerbahçe Sivas maçı var ki bize yıllardır zorluk çıkaran ama ne hikmetse Beşiktaş maçlarında hani buyurun 3 puanınız hediye ediyoruz dercesine top oynayan Sivas Spor'la bir nevi intikam maçımız var. Aynı şekilde Adana Demirspor'un da bay olduğu hafta bizim işimize yarayacak. Bak ben size yine enteresan bir şey söyleyeyim. İnşallah Fenerbahçe Sivas maçını kazanır. Çünkü Fenerbahçe Sivas ve Giresunspor maçlarını kazandı diyelim. İki maçı da kazandı inşallah diyelim. Galatasaray Beşiktaş maçında yenilen takım 10 puan. Yenen takım Fenerbahçe'den 8 puan yemiş olacak. En az. Tabi sağdan mahadan çekilirlerse daha da artar. Düşünün bak. Fenerbahçe 2 maç kazansa yani bu iki takımdan bir tanesi en az 7-8 puan farkı yemiş olacak. Ay, ne kadar güzel bir Dünya Kupası arası olur değil mi arkadaşlar? Düşünsün dursunlar. Kafayı yesin, çıldırsın dursunlar o arada. İşte Fenerbahçe'den korkmalarının en büyük sebebi
bu sevgili arkadaşlar. Anladınız mı? Yoksa Fenerbahçe iyi oynuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hepsi farkında. Siz zannediyor musunuz Fenerbahçe'nin iyi oyununun farkında değiller? Hepsi farkında. Tir tir titriyor adamlar. Fenerbahçe'ye sahip çıkalım arkadaşlar. Başka Fenerbahçe yok. Hocam peki PFDK en az 10 maç gerçekten ceza verebilir mi? Arkadaşlar gerçekten bir vurma olsa, oyuncunun beyanı da vurduğu şeklinde olsa kesinlikle en az 10 maç ceza yer. Ne demek teknik direktörün futbolcuya tekme atması ya? Siz neden bahsediyorsunuz? Ne 3 maçı ne 5 maçı. En az 10 maç %100 ceza alır. Yani Jorge Jesus bu tekmeyi gerçekten atmış olsa %100 10 maç ceza alır. %100. Düşürmezler. Fenerbahçe olunca zaten hiç düşürmezler de alması da gerekir. Yani biz Fenerbahçe taraftarı olarak kendimiz isteriz. Verin cezayı, böyle iş olmaz diye. Merak etmeyin. Yani ama işte. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.